TV19 ekranlarından merhabalar sevgili izleyiciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1071 Malazgirt Anıtı'nın bulunduğu alanda düzenlenen Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek millet ve tek devlet mesajı verdi. Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimine de değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda halka hitap etti. Türkiye Cumhurbaşkanı, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin dört bir yanında Malazgirt'e gelen vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye artık ayağa kalktı, bunu böyle bilesiniz ifadelerini kullandı. Türkleri ne yerde süründüreceksin ne de doğrulmalarına izin vereceksin. Sürünecek olurlarsa gururlarına dokunur. Küllerinden yeniden doğarlar. Ayağa kalkarlarsa da artık önlerinde duramazsın. Bunları belleri bükük vaziyette bırakacaksın ki idare edebilesin. Ama bunu başaramadılar. Başaramayacaklar. Hayatımız boyunca beli bükük olarak görmek isteyenlere diyoruz ki Türkiye artık ayağa kalktı, bunu böyle bilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, bu şahlanışın önüne geçemeyeceksiniz. Artık bu millete eğilmek yok. Cumhurbaşkanı tek millet, tek devlet ve tek bayrak vatan vurgusu yaptı. 80 milyon neyiz? Neyiz? Tek milletiz. Bizi bölemeyecekler. Kimse bu vatanımızı bölmeye, parçalamaya aklından geçirmesin. Çünkü benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. İşte bugün burada. Bakınız, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Genelkurmay Başkanımızdan kuvvet komutanlarına hep birlikte bir aradayız. 16 devlet kurmuş bu millet ve onların temsilcileriyle bir aradayız. Ve devlet cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla bugün burada. Sizlerle bir aradayız. Devlet millet bir oldu. Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişimine de değindi. Ucu Pensilvanya'ya dayanan bu malum zatla 15 Temmuz'da milletin çok ciddi bir fatura ödetti onlara. Sultan Alparslan kimlerle mücadele etmişse, Sultan Kılıç Arslan kimlerle mücadele etmişse, biz de 15 Temmuz'da onlarla mücadele ettik. 15 Temmuz'da Osman Gazi kimlerle mücadele etmişse, Fatih Sultan Mehmet Han aynı şekilde kimlerle mücadele etmişse, Abdülhamid Sani Han kimlerle mücadele etmişse, Gazi Mustafa Kemal kimlerle mücadele etmişse, biz de onlarla mücadele ettik. Alparslan'ın 946 yıl önce bir cuma günü Malazgirt'te kazandığı zaferle Anadolu'yu ebedi yurt yapacak adım attığını belirten Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın ortalarına kadar şanla şerefle, zaferle yürüyen ecdadımızla iftar ediyoruz dedi. Avrupa'nın ortalarına kadar şanla, şerefle, zaferle yürüyen ecdadımızla iftar ediyoruz. Sultan Alparslan savaşmak için ordusunun önüne geçtiğinde şehit olursam bu beyaz elbisem kefenim olsun. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir demişti. Gerçekten de bu zafer milletimize yeni bir vatan, yeni bir istikbal kazandırdı. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çorum'u ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 6. AK Parti Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe girişimine değindi. Bozdağ, 2019 seçimlerin üzerinden de Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çorum ziyareti kapsamında 6. AK Parti Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz hain darbe girişimine değindi. 15 Temmuz 2016 Türk siyasi tarihinin, Türk demokrasi tarihinin önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Bugüne kadar darbeye kalkışan bütün darbeciler yabancı güçlerin kuklası, taşeronu, hain alçaklardır. Başarılı olmuş darbeciler de haindir, alçaktır. Fethullahçı terör örgütü ve onun uşaklığını yapan teröristler de hain, alçaktır, kukladır. Türk milletine, Türkiye devletine tuzak kuran başkalarının hesabını Türkiye'de gerçekleştirmek isteyen hainler güruhudur. Bozdağ 2019 seçimleri üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Anayasanın haberi yok adam. Ben olmayacağım veya biz başka birini bulacağız. O zaman Cumhuriyet Halk Partili seçmenler ve aziz Türk milleti, sen iktidar olmayacaksan, iktidara talip değilsen sana niye oy verir? İktidara talip olana insanlar oy verir. Kendi iktidara talip değil. Başka birileri talip olacak, o ben kukla olarak onu yöneteceğim hesabı yapıyor. Almanya'sı, Avrupa'sı, başka ülkeleri biz de böyle bir kukla isteriz dedikleri gibi herkes bir kukla yanıyor. Bakın emin olun, bu millet kuklayı sevmez, kuklacıları sevmez. Kuklayı ve kuklacıları, alkışlayanları, ona destek olanları da asla sevmez. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Almanya Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Bakın bu çapsız adamların, kompleksli insanların ortak bir özelliği var. Güçlüye çatarak, güçlüye saldırarak, halkın, herkesin sevdiğinin üzerine hücum ederek kendisine güç devşirme hastalığı var. Ama bu hastalığın da tedavisi yok. Ne yapalım? Ama Gabriel Türkiye'ye gelirse şehir hastanelerinde onu, emin olun, tedavi ederiz. Onun için ben Türkiye'ye davet ediyorum. Bu komple hastalığını tedavi edecek Türkiye'de çok iyi uzmanlar var. Bozdağ'ın gündeminde Türkiye'nin AB üyeliği de vardı. Türkiye 54 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekliyor. Hani diyorlar ya, biz Türkiye'yi alalım, almayalım. Yahu siz Türkiye'yi aldınız mı? 54 yıl Avrupa Birliği'nin kapısında bekletilen Türkiye dışında ikinci bir ülke var mı? Yok. Kopenhag kriterlerini, Maastricht kriterlerini, Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirdiği halde oyun devam ederken Türkiye'nin önünü kesmek için sürekli kural değiştiren, iki yüzlülüğü yapan başka bir şey var mı? Bugün gerçekleşen 6. AK Parti Merkez İlçe Kongresi'ne Hükümet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da katıldı. Kongrede Merkez İlçe Başkanlığı'na yeniden seçilen Erkan Akar güven tazeledi. 6. AK Parti Merkez İlçe Kongresi yapıldı. Kongreye Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da katıldı. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti teşkilatını büyüterek hizmetlere devam edeceklerini söyledi. Allah'ın izniyle çok güzel bir teşkilat kurduk. Bundan sonra da büyüterek ve teşkilatımızı güçlendirerek inşallah yolumuza devam edeceğiz. Kongrede konuşma yapan Belediye Başkanı Muzaffer Kürcü, kongrenin yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bugün 6. olan kongremizi yapıyoruz. Rabbime şükürler olsun. Birincisini 2003 yılında iktidar olarak yapmıştık. Şimdi 6.sını yine iktidar olarak yapıyoruz. Az önce Merkez İlçe Başkanımızın ifade ettiği gibi bizim yolumuz reisin yolu,
reisin yolu, milletin yolu. Milletle 15 yıldır aynı yolda yürüyoruz. Aynı heyecanı paylaşıyoruz. Aynı aşkla coşuyoruz. Hamdolsun milletimizde ayrılmadan başarıdan başarıya koşuyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, bakın Türkiye'ye, Türkiye'ye dahil, iki kongresini dahi iktidar olarak yapan bir başka partiyi gösteremezsiniz. Biz yaptığımız işlerle, aldığımız hayır dualarla altıncısını iktidar olarak gerçekleştirme partilerini yaşıyoruz. Başkan Muzaffer Külcü yeni bir spor salonunun yapılacağının müjdesini verdi. Bu salon ses yönünden ve soğutma ısıtma yönünden sorunlu bir salon. Onun için yeni bir spor salonu yapıyoruz. İnşallah bir sonraki kongremizi daha ferah bir mekanda ve daha büyük bir alanda inşallah yapacağız. Sayın Başbakan Yardımcım, sizi daha rahat bir alanda ağırlamak istiyoruz. AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ kongrelerin ardından 2019 seçimlerine hazırlanacaklarını belirtti. Kongrelerimizin bittiği günden itibaren, ertesi günden itibaren Allah'ın izniyle 2019 seçimlerine start veriyoruz. Hep beraber bu yolculukta biriz, beraberiz ve kutlu yolculuğumuzda her geçen gün oylarımızı artırarak 2019'a hazırlığımızı yapacağız inşallah diyorum. AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Erhan Akar'ı tebrik etti. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Erhan kardeşime başarılar devamını diliyorum. Tüm teşkilat vecibelerini yerine getirdiği, tüm kayıt kuyut işlerini hakkıyla yaptığı ve herkese eşit mesafet olduğu için ona teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını ve biten kongre akabinde de 2019 hedefimize doğru yol yürümemizi istiyorum. Kongreye katılan AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Allah o birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah-u Teala içimize atılacak fitne tohumlardan bizleri korusun. Yeter ki biz kardeşlik duygularımızı daha pekiştirelim. Yeter ki biz birbirimize karşı olan hoşgörü sınırlarını daha da genişletelim. Emin olun hem Çorum hem Türkiye sonuçta da tüm dünyadaki mazlumlar da bundan faydalanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Milletvekili Salim Uslu ise Çorum'a yapılan yatırımlara değindi. Çorum'da şu ana kadar yapılan yatırımların tutarı 11.3 milyar Türk lirasıdır. Bakınız, buna bir de hızlı trenle yük trenle eklediğiniz zaman 5.5 milyar da o yapıyor, toplam 16.8 milyar TL'dir. Çorum'a yapılan yatırımlar. Bunda hükümetimizin, devletimizin, AK kadroların büyük emeği vardır. Çorum hak ettiğini almıyor diyenler, Çorum verdiğinin karşılığını almıyor diyenler, lütfen bu sözümü iyi duysunlar, iyi dinlesinler. 16.8 milyon liralık, milyar liralık yatırımı Çorum'a AK Parti iktidarı layık görmüştür. Çünkü Çorum bunu hak etmiştir. AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Çorum Eski Milletvekili Murat Yıldırım kongrenin önemini anlattı. Bu kongrelerimiz 2019 seçimlerinde hem yerel, hem genel, hem cumhurbaşkanlığı seçiminde geleceğe yön verecektir. 2023 vizyonu, 2053 vizyonu, 2070 bir vizyonu yakalayacağız. Bu çok önemlidir. Yapılan kongrede AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'na Erhan Akar seçildi. Akar bir kez daha güven tazeledi. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili ve MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, MHP Çorum İl Başkanlığı'nın yeni yapılan binasının açılışını yapmak üzere Çorum'a geldi. Açılışta konuşan Erhan Usta gündemi de değerlendirdi. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, MHP Çorum İl Başkanlığı'nın yeni yapılan binasının açılışını yapmak üzere Çorum'a geldi.
Milletvekili Erhan Usta yaptığı konuşmasında terörle mücadelede hükümetin yanında olduklarını dile getirdi. Terörle mücadele yerine müzakere yapıyordu. Biz bunun Türkiye'yi kötüye götüreceğini söylemiştik. Sonradan bu yanlıştan dönüldü ve şu anda terörle ciddi bir mücadele yapılıyor ve biz bu mücadeleyi destekliyoruz. Özellikle PKK terörü anlamında diyorum. Daha sonra tabii 15 Temmuz sonrasında FETÖ terörü ortaya çıktı. Bununla mücadele de hükümet tarafından sürdürülüyor. Biz de bu mücadeleyi elbette ülkenin varlığı, birliği ve istikbali açısından destekliyoruz. Erhan Usta, MHP İl Binası'nın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Siyasi partilerin faaliyetlerini yürütmeleri için binalarda, mekanlarda önemlidir. İnşallah Çorum bazında baktığımızda da meseleye yeni bir mekanda çok daha birlik beraberlik içerisinde çok daha güçlü bir şekilde inşallah partimiz de burada çalışmalarını sürdürecektir. Ben arkadaşlarımı bu yeni bina açılışından dolayı, bu gayretlerinden dolayı bütün arkadaşlarımızı başta Sayın İl Başkanımız olmak üzere tebrik etmek istiyorum. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Açılışta konuşan MHP Çorum İl Başkanı Mehmet Akif Aras yeni il binasının hayırlı olmasını dile getirdi. Binamızın hayata geçirilme sürecinin her safhasında emeği, desteği ve hizmeti geçen herkese bu vesileyle takdirlerimi ve şükranlarımı sunmayı da mutlu bir görev addediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmaların ardından yeni bina hizmete açıldı. Çorum Belediyesi tarafından organize edilen bu yıl 9.sü gerçekleştirilen Çorum Belediyesi Yağlı Güreşleri sona erdi. Çorum'un yanı sıra çeşitli illerden gelen güreşçilerin ve yoğun bir izleyici katılımının olduğu güreşlerde heyecan doruktaydı. Başpehlivanların güreşleri de güne damgasını vurdu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da geleneksel güreşlerde Çorumlarla buluştu. TV19 ekibi de gün boyunca röportajlar ve yorumlarla güreşleri canlı olarak ekranlara taşıdı. Çorum Belediyesi tarafından organize edilen bu yıl 9.sü gerçekleştirilen Çorum Belediyesi Yağlı Güreşleri sona erdi. Çorum Belediyesi'nin organize ettiği geleneksel yağlı güreşler izleyicilerden tam not aldı. Çorum ve çevre illerden gelen güreşçiler er meydanı da ter döktü. Katipler oturmuş yaz. Heyecanla beklenen başpehlivanlar er meydanına çıktıklarında ise güreş severler tarafından merakla izlendiler. Tarihi Kırkpınar güreşlerinin başpehlivanlarını Çorumlu güreş severlerle buluşturan Çorum Belediyesi izleyicilerden tam not aldı. Çorum'un tek uydu kanalı Anadolu Güneşi TV19 sabah saatlerinden itibaren güreş heyecanını canlı yayın aracıyla naklen olarak ekranlara taşıdı. Çorumlu güreş sevenler ise böyle bir organizasyondan dolayı Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'ye teşekkür etti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Çorum temasları dolayısıyla geleneksel güreşlerde Çorumlularla buluştu. Gün boyu devam eden güreşlerde ter döken Hamza Köseoğlu başpehlivan unvanını aldı. Hamza Köseoğlu tarihi Kırkpınar güreşlerinde de bu yıl 3. olmuştu. Karya Karapürçek Belediyesi pehlivanı Serdar Yıldırım. Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması ve ölümlü trafik kazalarının önüne geçmesi amacıyla Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı drone'la havadan trafiğin denetimini sağlıyor. Çorum'da Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. İl Jandarma Alay Komutanlığı İskilip Karayolu'nda Kurban Bayramı öncesinde drone ile havadan trafiğin denetimini sağlıyor. Ekipler trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygularken durdurulan otomobillerdeki sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Sürücülere trafik kurallarının yer aldığı broşürlerden de dağıtan trafik timleri ayrıca kolonya ve çikolata ikramında bulunduğu sürücü ve yolcuların kurban bayramlarını kutladı. Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise yola çıkan sürücülerden trafik kurallarına uymalar için çağrıda bulundular.
Çorum Valiliği tarafından alınan bayram tedbirleri kapsamında Alay Komutanlığı'nın 17 ekibi şehirler arası yollarda sabit ve hareketli denetimler yapacak. Ayrıca 12 ekip de kırsalda huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında asayiş uygulaması yapacak. Asayiş ve trafik hizmetlerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde 3 bölgeye de maket aracı yerleştirildi. Bu araçların da zaman zaman yerleri değiştirilecek. Geçirdiği ameliyat sonrası yürümekte zorlanan Hüseyin Berk, Çorum Belediyesi'nden yardım istedi. Hüseyin amcanın yardım çağrısına cevap veren Çorum Belediyesi, yaşlı adam engelli araç tahsis etti. Araçta hayatı kolaylaşan Hüseyin Berk, Çorum Belediyesi'ne teşekkür etti. Geçirdiği ameliyat sonrası yürümekte zorlanan Hüseyin Bey, Çorum Belediyesi'nden yardım istedi. İşte geçmeyelim. Bek'in çağrısına kulak veren Çorum Belediyesi kendisine engelli aracı tahsis etti. Benim prostatım var. Benim araba ihtiyacım vardı. Ben evde gazetede yayın yaptırdım. Çorum halkında yardım bekleyin diye. O da tabii gazetede duymuş galiba. Kuldu. Şimdi Zafer Bey. Ondan sonra AK Parti'ye geldim ben. Belediye'ye geldim. Belediye'ye geldim. Saat 2'de bu Zafer Bey indi aşağıya. O yukarı çıktı. Çıktıktan sonra ben de peşlere çıktım. Özel kalan müdürü vardı. Onun yanına gittim. O selamı hoş geldin dedi. Hoş bulduk. Sayın müdürüm dedim. Böyle böyle başkanımı görmek istedim. Durumu görüyor zaten biliyor. Bu Zafer Bey yanına gitti. Böyle böyle dedi. O dedi. Hemen Hüseyin amca arabayı tahsis edin dedi. Engelli aracıyla hayatı kolaylaşan yaşlı adam, belediye başkanı Muzaffer Külcü'ye teşekkür etti. Allah bir kere alırsın. Allah ne muradı varsa versin. Yattığın yer dur olsun. Çorum'un bayraktarı olarak bilinen Hüseyin Bek, iyileştikten sonra bayrağıyla sokak sokak gezmeye devam edeceğini dile getirdi. Sürücülere seslenen Bek, kaldırımlara araç park edilmemesini istedi. Engellere göre yapılması istedim. Çünkü bazı şoförler de var. Bazı şey diyorlar. Duyarlı davranmıyor. Evet. Yok hep yol benim olsun diye. Belediye başkanından istirhamı emniyet müdürüne rica edecek. Görevdir. Hükümette de taksirayı kaldıracak. Taksiray kalkacak. Haber değeri taşıyan görüntüleri kaydederek 0552 417 1819 numaralı WhatsApp hattımıza gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntülere değer verelim. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Türkiye'nin ve Çorum'un gözü kulağı almaya devam edeceğiz. TV 19'da kalın, hoşça kalın.